Seçim bildirgesini açıklayan ilk parti CHP oldu. Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan seçim bildirgesi, ekonomik konulardaki düzeltmeler dışında 7 Haziran'ın bir benzeriydi. Dün Kılıçdaroğlu'nu televizyonda izleyen partili partisiz insanların ortak görüşü buydu. Suriye ve mülteciler konusu, YÖK'ün kaldırılması, eğitim sistemindeki değişiklik, öğrenci ve gençlere yönelik destekler, üreticiye ucuz mazot, taşeron işçiliğin kaldırılması, emekli maaşlarına bayramlarda yapılacak ödemeler, asgari ücretin artırılması ve hukukun üstünlüğü başta olmak üzere demokratik taleplere ilişkin söylemler yeni değil. Ancak üreten Türkiye ifadesiyle vergi ve prim borcu olmayan esnaf ve KOBİ'lere ödedikleri vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizle kredi verilecek olmasının yanı sıra katma değeri yüksek ürünler üreten sanayicilere vergi ayrıcalığının tanınacağı iddiası iş dünyasında karşılık bulur sanıyorum. Gerçi AK Parti iktidarı imalata yönelik üretim yapan esnafa sıfır faizli kredi indirimi uygulamasını başlatmıştı. CHP iktidarında kredi kartı borcu olan tüketicilerin faizlerinin %80'inin silineceğinin belirtilmesi de vatandaşın ilgisini çekecektir. Pasolik uygulaması da fanatik taraftar gruplarında heyecan yaratır. 7 Haziran'daki seçim bildirgesinde bazı düzeltmeler yapan CHP'nin bunları gerçekleştirmesi için iktidar olması gerekir. 7 Haziran öncesinde bir önceki seçimden düşük oy alması halinde istifa edeceğini, hedefinin de %36 oy oranına ulaşmak olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, sandıktan bu kez de başarısız çıkarsa halkın gözünde inandırıcılığı erimiş bir lider pozisyonuna düşecek ve o koltukta rahat bırakılmayacaktır. Onu bekleyen akıbet, CHP tarihini bilenler için hiç de meçhul değildir.